Burada eski yönetim kurulu başkanlarımızın isimlerini ver. Borsa Bilal. Meclis Başkanı. Meclis Başkanımızın odası olarak. Yaptık. Buna özel kalem yaptık. Yani konuşmacıların veya bir milletvekilinin, bir valinin işte gelip karşı taraf sahibi burada kendilerimiz var. Burada yani bir 50-60 kişilik bir şeyi rahatlıkla burada. Çok güzel. Başkanım, bura bizim laboratuvarımız. Biz burada üreticilere Kayseri'nin Kükürt'ünle çekirdekte yabancı madde ve alfatoksin hizmeti. Çalışanımız var değil mi şu an? Bizim de laboratuvarımız var. Kaç kişi çalışıyor şu an? Gerçek bir esnaf dostu, gerçek tüccar dostu başkanımız. Bizim her istediğimizde, kendisine her gittiğimizde, sorunlarımızı ilettiğimizde, bunu bütün kalbimle söylüyorum, ekibine şu talimatı verdi. Dedi ki, ticaret borsasının yapılabilecek ne istiyorsa hepsini yapın. Çünkü netice itibariyle birlikte biz Malatya'ya hizmet veriyoruz. Malatya'nın ekonomisinin gelişmesi, Malatya'nın ticaretinin gelişmesi için biz birlikte bir ve beraber çalışalım diye talimat vermiştir. Kendilerine bu vesileyle Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı olarak şahsım ve Yönetim Kurulu Başkanı olarak Yönetim Kurulum adına ve meclisimiz adına şükranlarımı sunuyorum. Kendilerine hoş geldiniz diyorum. İnşallah Malatya'ya yakışır bir eser yaptığımızı kendileri de gördüler, görecekler. Biz bu eserin Malatya'ya hayırlı ve uğurlu olması diyor. Kendilerine ve ekibine de bizleri yalnız bırakmadıkları için, her sorunumuza çare oldukları için teşekkür ediyoruz. Biliyorsunuz Büyükşire pazarıyla ilgili bir çalışma yaptık Sayın Başkanımızın katkılarıyla. 30 yıldır oraya bir çivi vurulmamıştı. 30 yıl sonra kendisine gittik, dedi ki böyle böyle bir sorun var, lütfen bize yardımcı olun. Hay hay dedi, ekibini görevlendirdi. Onun için de hasreten, ayrıyeten çok çok teşekkür ediyorum. Çünkü netice itibariyle bugün aldığımız olumlu sinyaller, üreticilerimiz geliyor diyor ki size ve özellikle Battal Gazi Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. En azından mezbelelikten, kirden, şuradan buradan kurtuldu diye ben onun için de kendilerine hasreten teşekkür ediyorum. Ziyaretleri için de ayrıca teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. Öncelikle bu binanın, bu sistemin kurulmasında emeği geçen başta başkanımız olmak üzere siz değerli yöneticilere ve üreticilere ve borsa üyelerinin hepsine teşekkür ediyorum. Bu binanın Malatya'mıza ve Kayseri borsamıza hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Hakikaten biraz önce Sayın Başkanımızla birlikte binanın bölümlerini gezdik. Malatya'ya yakışır, yaraşır bir bina olmuş. Biraz evvel kendilerinde ifade ettiği gibi özellikle Şire pazarımızla ilgili vatandaşın ve gelen insanların oradaki izlenim ve izlenimleri sonundaki söylemleri hakikaten Malatya'ya yakışır söylemler değildi. Malatya'nın borsasına, Şire pazarına uyan söylemler de değildi. Bu anlamda da bizler de borsa başkanımızla, oradaki borsa üyelerimiz de sağ olsunlar taleplerini bize ilettiler. Mevcut Kayseri pazarının yenileştirilmesi, altyapısıyla ilgili ve çevre düzenlemesiyle ilgili ve üst kaldırım, bordür ve asfalt yapılmasıyla ilgili de arkadaşlarımıza gerekli talimatı verdik. Hakikaten orada güzel oldu. Bundan sonraki süreçte özellikle orada bu ticaretle uğraşan Kayseri esnafımızın kendi binalarının fiziki yapılarını ve dış cephelerini de bizim göstermiş olduğumuz plan çerçevesi içerisinde projeye uygun bir şekilde düzenlemelerini de arz ediyoruz. Malatya hakikaten söylem olarak denildiğinde Türkiye'de Kayseri'de en önde, en çok üreten yer. Dünya Kayseri üretiminin, kuru Kayseri üretiminin %75'inden yukarısını karşılayan bir yer. Ve ekonomik girdi olarak, katma değer olarak da 350-400 milyon dolar yıllık katma değer sağlayan bir ürünümüz. Biz bu 350 milyon, 400 milyon dolar ürün katma değeri temin eden Kayseri'nin
Malatya'ya en az 1,5-2 milyar dolar olarak katma değer olarak dönmesini arz ediyoruz. Eğer biz kayısının satışını, ambalajını çeşitlendirme anlamında ve onu mamül bir ham maddede mamül bir madde haline getirdiğimiz zaman ben göreceksiniz bu 1,5-2 milyarlık dediğimiz rakamlar da çok cüzi kalacaktır. Netice itibariyle yaptığımız araştırmalardan bizden alan insanların ki bütün üretim ve bütün aşamalarını yapılan Malatya'da 350-400 milyar dolar milyon dolar girdi sağlayan bir kayısı ürününün ikinci el pazarlamasında 1 milyar doların üzerinde ambalajlanma ve değişik ürün çeşitlendirme noktasında ikinci eller bu 1 milyar dolar civarında bir para kazandığı neticede görülüyor. Dolayısıyla bizler eğer o çeşitlendirmeyi ve ambalajlandırmayı ve mamul hale getirmeyi becerebilirsek biz o paraları buraya aktarırız ve bizim çiftçimizin, bizim esnafımızın, bizim ticaret erbabımızın elinde kalmış olur. Dolayısıyla ben inanıyorum ki borsa başkanımız bu güzel borsa binasında hakikaten eğitim salonlarıyla, konferans salonlarıyla, laboratuvarlarıyla, toplantı salonlarıyla gerçekten de güzide mümtaz, Malatya'ya yakışır yaraşır şekilde bir borsa binası olmuş. Özellikle bu borsa binasının hem üretici esnafımıza hem borsa üyesi arkadaşlarımıza ve yönetimlerine ve başkanına hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Bizim ortak paydamız Malatya'dır. Malatya'ya hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Biz de yerel yöneticiler olarak geldiğimiz günden beri hep şunu dedik. Biz dedik ki biz katılımcı belediyecilik anlayışı içerisinde toplumun değerleri ve katmanları ve kesitleriyle almış olduğumuz ve yapmış olduğumuz fikirler ve istişareler neticesinde yol haritamızı ve yön pusulamızı belirleyeceğiz dedik. Bizler de sivil toplum örgütleri olsun, meslek örgütleri olsun, bu tür birlikler olsun, bunlarda aldığımız fikir ve düşünceler bizim Malatya ile ilgili yol haritamızı ve yön pusulamızı belirleyecektir. Biz de diğer meslek kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ve derneklerle olduğu gibi Sayın Borsa Başkanımızla da çok yakın temas içerisindeyiz, çok yakın çalışma istişaresi içerisindeyiz. Yapacağımız işlerle ilgili yön haritamızın belirlenmesinde kendilerinin fikirleri ve düşünceleri bizim için önemlidir, anlamlıdır, manidardır. Biz düşüncelerini alıyoruz, bu düşünceler doğrultusunda Malatya'nın faydasına ve yararına olacak ve ortak payda Malatya olgusu içerisinde değerlendirilecek hizmetleri de Malatya halkına sunma konusunda gayret ediyoruz. Ben tekrar burada bulunmaktan ve bizi misafir eden başta Borsa Başkanımız ve değerli yönetim kurulu üyelerine teşekkür ediyorum. Bu binanın Malatya'mıza, borsamıza ve bütün borsa üyelerine hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Teşekkür ediyorum. Bu arkadaşlığı, bolluğu, bereketi, üyelerimizin gelip tescil yaptıkları, diyelim arkadaşlar tescil memurumuz. Buna Ar-Ge ve kalite olarak, şimdi biz akreditasyona müracaat edeceğimiz için, şimdi odalar borsalar biliyor, odalar borsalar. Bezle, biz para alıyoruz hizmeti, üyelerden ne tescil ücreti alıyoruz. Mesela alım satımını tescil ediyoruz. Olay yazsın. Şimdi başkanım, arkadaşlar. Çok az borcunu bittikten sonra, masraflarını çıkartmasın.